Kernek Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve meydan açılış töreni sırasında görevini icra ederken bir grup tarafından saldırıya uğrayan, deneyimli gazeteci Burhan Karaduman'a destek çığ gibi büyürken soruşturmada büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Malatya Valisi Aydın Barış'ın da talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Olayı derinlemesine araştıran ekipler, şüphelilerin sorgusuyla yaşanan çirkin saldırıyı gün yüzüne çıkarmaya başladı. Kernek Park açılışı esnasında drone görüntüsü almak için platformdan aşağı inen ve gazeteci arkadaşıyla selamlaştıktan sonra yukarıya doğru çıkan Karaduman, önümde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşım vardı. Drone görüntüsü almak için yukarıya doğru ilerliyorduk. Dönüp fotoğraf çekmek istediğim anda birisi sırtıma vurdu ve yere düştüm. O anda 3 kişi yerdeyken tekme atmaya başladı. Gazeteci arkadaşlarım yardıma koştu dedi. Karaduman'a gerçekleştirilen saldırının planlı olarak yapıldığı ortaya çıkarken, saldırı esnasında en kör noktanın seçildiği öğrenildi. Saldırganın olayı gerçekleştirdikten sonra kameraların kayıt alamayacağı alanlara kaçtıkları belirlendi. Karaduman'ın araştırmacı gazetecilikle yaptığı haberleri, haber sitesinden kaldırmasına yönelik tehdit aldığı, emniyetin bu isimler üzerinde de inceleme başlattığı öğrenildi. Bu arada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden ikisi adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.